Şimdi babamın katili Seda Sayan paylaşımını sosyal medyasında yapan hanımefendinin ablası Melda Tuna telefonun diğer ucunda. Günaydın Melda Hanım. Günaydın. Günaydın Melda'cığım. Ece Erken'in Günaydın nasılsınız? arkadaşısınız. Evet, bir de Hemen. biz benim Melda arkadaşım, çok da severim. Ben de Ececiğim, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir umarım. Tekrar İyiyiz başın işte, sağ o da olsun. kadar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Çok sağ olun, çok bu teşekkürler. paylaşımı doğruladınız, kardeşinizin yaptığı paylaşımı. Ama yakalanma kararını kesinlikle yalanlıyorsunuz. Yani şöyle aslında evet böyle bir paylaşım yapıldı. Bununla alakalı bir dava açıldı. Tamam. Ancak deniz yurt dışında okuduğu için gerekli belgeleri savcılığa verdiğiniz zaman zaten bir süre belirleniyor. Evet. O yüzden yakalama kararı hani tamamen ifadeyle alakalı işte. Yakalama kararı çıkmadı. Şu an öyle bir karar çıkmadı. Peki Melda'cığım, ne kadar oldu babam vefat edeli? 7 ay neredeyse. 7 ay. Başım sağ olsun. 6-7 ay. 7 ay sonra böyle bir paylaşım yapılınca tabii ne Ama oldu da böyle paylaşım 7 bir ay... paylaşım yapıldı Hayır, deniliyor? hayır. Bir dakika, hayır, paylaşım. Babam vefat ettikten yaklaşık bir hafta, 10 gün, hatta Bir neredeyse iki hafta, hafta yeni sonra çıktı yapıldı. haber. Gerçekten Yani böyle hemen... mi düşünüyor aile? Seda Sayan'ın... Hayır, böyle düşünmüyor ama Ha. sonuçta şunu söylemek lazım. Yani Deniz zaten 20 yaşında. Çok etkilendik biz bu olaylardan. O Tabii. özellikle çok fazla etkilendi. Bu olayların geçmişi de var. Yani o süreçte babamın üzüntüleri, sağlık sorunları, kötüye gitmesi. Deniz babamın sağlık sorunlarını birazcık bunların tetiklediğini düşündü. Hızlandırdığını süreci düşürdü. Peki, Hızlandırdığını, bir de kahrolmak diye bir deyim var derler ya, yani kahroldu dedi. Yani orada tabii ki katil olduğunu düşünmüyorsun. Deniz bu arada bir açıklama yazdı. Bunu gönderdi, size de gönderebilirim. Uzun birazcık ama orada kendi bakış açısını çok güzel ifade ediyor. Ve diyor ki tabii ki katil değil ama çok üzüldüğünü ve bunun da bir şekilde hani etki ettiğini Seda düşünüyorum Sayın'ı diyor. suçluyor musunuz bu konuda aile olarak, net olarak, net? Yani vefatıyla alakalı suçlayamayız, yani katil denmez böyle bir şey için. Çok Ama. üzdü diyebiliriz sadece. Evet, yani Ha, çok hepimizi üzdü. çok üzdü, yani sadece bunu diyebiliriz yani. Melda Hanım, kız kardeşiniz kaç yaşında? 20. 20. Ve yani 21. 19-20 yaşında bir kızın paylaşımı, anladım. Çok net anlaşıldı aslında. Peki babanızın Seda Sayan'la olan ilişkisi, iletişimi nedir? Ne yaptı da çok üzdü babanızı? Yani şöyle, aslında tamamen kirayla alakalı. Biz şu anda olarak onun kiracısıyken artı alt kiracımız vardı. Ve bu alt kiracı sayesinde biz kiramızı ödeyebiliyorduk gibi bir durum söz konusu. Çünkü biz yaz ayları kapalı bir müesseseydik. Ha. Dolayısıyla alt kiracı izin verilmeyince babam çok net bir şekilde ifade etti ki bu kira oranın gelirleri ödenecek bir kira değil. O da yani yokuşa sokulmuş oldu. Peki Daha Seda abla sonra seni bu konuyla ilgili aradı mı Melda? yok, hayır. Başın sağ olsun dedi mi? Yok, hayır. Biz hiç görüşmedik kendisiyle. Peki, tamam. Başınız sağ olsun Başınız sağ tekrar. olsun. Biz Çok reklama teşekkürler. gideceğiz galiba. Ben bir başınız sağ olsun dileklerimi iletmek istiyorum ama Çok teşekkürler. Çok sağ olun. sonuçta bir ticari ihtilaf ortada söz konusu. Yani tabii insan yakınını kaybedince, hele birinci derecede yakını anne baba, Tabii çok çok büyük üzücü. acıdır. Yani Mehmet abi yıllardır tanırım. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, eminim o da olanlara üzülüyordur hala. Peki Evet, çok çok sağ teşekkür olun. ediyoruz. Peki. Tekrar başınız sağ olsun Melda Hanım. Çok Açıklık teşekkürler. Ben getirdiniz. teşekkür ederim. Bir reklama gitmek zorundayız.